Hanimiş Teknoloji'den hepinize merhabalar. Ben Murat Can Safirek. Ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün para kazanabileceğiniz 15 yapay zeka platformunu anlatacağım. Öncelikle ya bu yapay zeka hayatımızda neler değiştirdi? Gelin bir bakalım. Bugüne kadar bu konuda birçok video çektik. Öncelikle söyleyeyim, bu videoda bahsedeceğim 15 programın hepsini ben tek tek daha önceden tanıttım. Yani aslında tanıttığım tüm programları toplu olarak kısa özetlerle sizlere burada bahsedeceğim. Belki toplu olarak biraz daha hani hangi programı ne için kullanabilirsiniz, bunlardan bahsedeceğim. Bir de bir yandan yapay zeka neler getirdi, neler götürdü, onları konuşacağız. Hanimiş Teknoloji'ye tekrardan hoş geldiniz. Ücretsiz eğitim videolarımızdan faydalanmak için hemen abone olup bildirimleri aç kısmından tümünü işaretlemeyi unutmayın ki yeni video paylaştığımda sizler de haberdar olabilin. Ayrıca her videoda olduğu gibi katıl üyelerimizi ekrana vererek başlayalım. Siz de katıl üyemiz olursanız bir sonraki videolarda kendi isminizi görebilir ve herkese açık paylaştığımız videoların yanında katıla özel paylaştığımız para kazanma metotlarını da öğrenebilirsiniz. Hadi gelin videoya geçelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar, evet, yapay zeka neden bu kadar önemli? Neden bütün dünya bunu konuşuyor? Neden milyonlarca, milyarlarca kullanıcı sayısına çok hızlı bir şekilde ulaştı? Bundan biraz bahsedelim. Evet, yapay zeka adından da anlayacağımız gibi ne yapay bu? Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Adından da anlayacağımız gibi yapay oluşturulmuş bir zeka arkadaşlar. Yani aslında insanların bugüne kadar yaptığı şeyleri insan olmadan düşünüp yapabilen bir yapay zeka var karşımızda arkadaşlar. Bu neye yol açıyor? Bugüne kadar saatlerce oturup yaptığınız işleri yapay zeka sizin yerinize yapabiliyor. Bu da sizlere zamandan tasarruf sağlıyor. Aynı zamanda üretimi de arttırıyor arkadaşlar. Bizlerin şu an erişebildiği yapay zekaların dışında, şu an sizlere tanıttığım yapay zekaların dışında, büyük şirketlerin zaten yıllardır kullandığı, yani bir tane örnek vereceğim birazdan ama yıllardır kullandığı birçok yapay zeka yazılımı var arkadaşlar ve bu onların işlerini kolaylaştırıyor. Hatta milyonlarca işçi çalıştırmak yerine yapay zeka sayesinde belki sadece 10-20 işçi çalıştırarak binlerce milyonlarca işçi almaktan tasarruf edebiliyorlar arkadaşlar. Bir tane örnek vereyim mesela. En basitinden YouTube'da bizim karşımıza videolar çıkıyor ya. Ya düşünsenize, YouTube'da her gün milyonlarca video yayınlanıyor, izleniyor, bilmem ne. Düşünsenize bunların hepsini editörlerin düzenlediğini. Şimdi eskiden öyle olurdu, bir site kurardın, her şeyini sen düzenlerdin. Diyelim bir şey yayınladın, o üstte mi görünecek, altta mı görünecek, hangi makalenin yanında neler görünecek, işte neyin yanında ne çıkacak, bunların hepsi manueldi. Forumlarda aynı şekilde, hala da öyle, forumları yönetmek için işte birçok editör tutulur. Her kategori için bir editör vardır, o kategoride konuları o yönetir vesaire vesaire. YouTube bunu ne yapıyor? Otomatik olarak yapan bir yapay zeka oluşturuyor ve bu zeka videonun ne kadar kaliteli olduğunu, videonun izlenmeye değer mi olduğunu, değmez mi olduğunu, video içerisinde neler anlatıldığını, bu kanalın bu tarz videoları ne sıklıkla çektiğini ve bu tarz videoların diğer izleyiciler tarafından bu kanalda ne kadar izlenip izlenmediğini, yani bu kanal bu konuda yetki mi, bunların hepsini analiz edebilen ve bunları anlayıp buna göre videonun sıralamasını, önerilmesini belirleyen mesela YouTube'da bir yapay zeka var. Bu bir tanesi. Aynı şekilde mesela siz Instagram'da, TikTok'ta gezinirken siz orada 1 saat yerine 2 saat durun ya da 5 dakika yerine 3,5 saat durun diye oluşturulmuş bir zeka var ve bu zeka sizlerin dikkatinizi oraya kilitleyerek saatlerce orada gezinmenizi sağlıyor. Bu tesadüf değil arkadaşlar. Bu isteyerek, bilerek yapılan bir şey. Çünkü ne kadar çok uygulamada durursanız o kadar para kazanıyorlar. Yani aslında bu yapay zeka dediğimiz olay öyle yabancı bir şey. Bu yıl çıkmış, işte bu yıl duyurulmuş bir şey değil. Yıllardır büyük şirketler, işte Google olsun, Facebook olsun, parantez içinde bilmeyenler için Facebook eşittir Instagram ve WhatsApp demek. Yani Facebook şirketi Facebook uygulaması dışında Instagram ve WhatsApp uygulamalarında sahiptir. Yani Facebook'tan kastım aslında bir nevi en çok kullandığımız Instagram uygulaması olduğunu söyleyebilirim. Hepsi bunları kullanıyor ya da ne bileyim işte büyük Amazon gibi şirketler falan, böyle kargolama için bir işlemler için ya da onun benzeri şirketler yapay zekayı her zaman kullanıyorlardı arkadaşlar. Yani en azından uzun yıllardır bunu kullanıyorlar. Şimdi bizim elimize de geçti. ChatGPT'nin bu kadar patlaması, ilk defa bu kadar önemli bir, bu kadar kullanışlı bir yapay zeka yazılımı insanların
ulaşımına sunuldu, hem de ücretsiz olarak, yani senin benim erişebileceğimiz bir platform olarak ortaya çıktı. Bu yüzden bu kadar çok ses getirdi. Yoksa yapay zeka bugün çıkmış bir şey değil, ama hani her zaman da gelişiyor. Daha da çok daha iyilerini göreceğimizi tahmin edebiliyoruz. Bugünden gelin şimdi bizim yapay zeka platformlarımız neler, bunlarla neler yapılabilir? Bunun için 15 tane site belirledim, platform belirledim ve bu 15 platformu 4 tane klasöre böldüm. Öncelikle bilgi ve metin alabileceğimiz, yani bir şeyi öğrenebileceğimiz ve onun metnini alabileceğimiz platformlar, içerik hazırlayan, yani bizim yerimize işte Instagram'a, YouTube'a sağa sola içerik hazırlayan platformlar, video hazırlayan platformlar, yani işte olmayan bir şeyden, belki sadece bir metinden video hazırlayan ya da belirli videolardan ayrı yeni videolar oluşturabilen platformlar ve yine olmayan, sadece bilgiden görsel oluşturan ya da farklı şekilde görselleri yönetmemizi sağlayan platformlar. Gelin önce bilgi metin klasörüyle başlayalım. Bilgi alabileceğiniz iki tane platformumuz var. En çok popüler olan, biliyorsunuz, ChatGPT. Daha artık bahsetmeme gerek yok ama çok kısa özetlemek gerekirse ChatGPT'ye ne sorarsanız sorun sizin için cevaplıyor. Yani saat kaç diye sorun en basitinden, bunu cevaplıyor. Ama daha zor sorduğumda, atıyorum işte sevgilimden ayrıldım ne yapayım, ya da işte sevgilim mesajlarıma geç cevap veriyor ne yapayım falan. Şu an uyduruyorum, saçmalıyorum ama böyle insanmış gibi aslında soru sorabiliyorsunuz. Ama bunların dışında daha profesyonel amaçlarla, işte şu oyuna şöyle bir kod yazacağım, nasıl yazayım, bana yardımcı ol, ya da şöyle bir oyun kodu yazdım, burada bir hata var mı, hata varsa düzelt diyebiliyorsunuz. Ya da işte ben bir web sitesi kuracağım ama işte hangi konuda web sitesi kurayım, neden para kazanırım diyorsunuz, cevaplıyor. Ya da bir tane web sitem var da hani nasıl bir makale yazayım diyorsunuz, size makale başlıklarını veriyor. Sonra isterseniz o makale başlıkları üzerine makaleyi yazdırabiliyorsunuz. Ya da diyelim bir ürün satıyorsunuz, ürünün açıklamasını yazmanız lazım, üründen biraz bahsediyorsunuz, ChatGPT'ye sizin için bir ürün açıklaması yazıyor gibi. Bunu yaratıcılığa göre değerlendirebilirsiniz. ChatGPT ile ilgili bilinmeyen bir şey varsa o da şu ki, ChatGPT'den faydalanmak, yani ciddi anlamda faydalanmak istiyorsanız soruları kademe kademe sorun. Yani şöyle, direkt olarak bana bir YouTube video metni yaz demek yerine uzun uzadıya kim olduğunuzu, neler yaptığınızı, YouTube'da bugüne kadar neler yaptığınızı, neleri hedeflediğinizi, videonuzun kimlere hitap ettiğini ve videoyu yayınladıktan sonra işte amacınız ne, videonun izlenmesi mi, videoda yoksa videonun içerisinde bir şey satmak için bir siteye mi yönlendireceksiniz? Yani tane tane, sanki bir arkadaşınıza anlatırmış gibi, yani projenizi bir arkadaşınıza, bir profesyonele detaylı bir şekilde saatlerce anlatırmış gibi ChatGPT'ye de anlattığınızda sizin için çok daha profesyonel bir video metni oluşturabiliyor. Bunu sadece video metni olarak düşünmeyin. Ne istiyorsanız ChatGPT'den istediğiniz şeyi bol bol bütün detaylarıyla ChatGPT'ye anlatırsanız sizlere çok daha iyi sonuçlar verecektir arkadaşlar. Yani direkt gelip buraya istediğiniz içeriği tek satırda yazıp ChatGPT'den bunu isterseniz çok daha standart, çok daha genel, YouTube videosundan örnek verecek olursak YouTube'da olan yüzlerce videoya benzer genel böyle sıradan bir video metni oluşturursunuz. Ama az önce dediğim gibi çok fazla detaya boğarsanız ChatGPT'yi çok daha detaylı, belki de YouTube'da daha önce yayınlanmamış önemli konular içeren önemli bir yazı alabilirsiniz ChatGPT'den. Bunu bilmekte fayda var. ChatGPT'den sonra, şimdi ChatGPT'nin de ücretli versiyonu yayınlandı ama ChatGPT'ye ek olarak, hani buraya erişemedim, burası çöktü, bir şey oldu, öyle böyle bir şeyler dediniz, ya da Azerbaycan'dan izleyen arkadaşlarımız ChatGPT'ye şu anda ulaşamıyor, Azerbaycan'da yok, onlar için önerebileceğim WriteSonic'tir. WriteSonic de aynı ChatGPT gibi metin yazdırabileceğiniz, içeriğinizi alabileceğiniz, fikir danışabileceğiniz bir platform. ChatGPT'den yana dezavantajı şu ki ücretsiz versiyonu belirli bir yere kadar, işte belirli bir kelime hakkınız var, o kelimeye kadar ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Daha sonra maalesef ücretli versiyonu almanızı istiyor ama ücretsiz versiyonu en azından başlangıç için sizlere yetecektir. Yani hemen bitmiyor. O yüzden WriteSonic'de listelerinizi almanızı, kullanmanızı, denemenizi öneririm. Bir tık daha böyle karışık bir uygulamadır. Bunun da tanıtım videosu zaten kanalımızda var. O yüzden gelin diğer platformlara geçelim. Geldik içerik klasörüne. Bizim için otomatik olarak içerik üreten uygulamalara bakalım. Öncelikle Charlie. GoCharlie.ai GoCharlie.ai üzerine gidiyorsunuz
ve ürettirmek istediğiniz içeriği ürettiriyorsunuz. Diyelim ki Instagram sayfanız var. Diyorsunuz ki sağlıklı beslenme ya da diyelim ki ekran kayıt programları ya da internetten para kazanma. Oraya internetten para kazanma diyorsunuz. Sizin için internetten para kazanmayla alakalı hem görsel hem de metin içeriği hazırlıyor. Yani hem görselinizi hazırlıyor hem de o görselin altına yazacağınız açıklama kısmını hazırlıyor. Hem de öyle bir hazırlıyor ki yani açıklama şey bile yazıyor işte, takip etmeyi unutmayın, bak yorumlarda görüşelim falan. Yani biraz daha böyle insansı şeyler, böyle direkt metin değil de hani her Instagram kullanıcısının sayfalarının yaptığı böyle trikler var ya, onları bile açıklama kısmına yazıyor, etiket giriyor, her şeyi yapıyor arkadaşlar. Yani aslında bir Instagram sayfası yöneticisinin yaptığı her şeyi sizin için yapabiliyor arkadaşlar. İkincisi de fithive.com arkadaşlar. Burada da aynı şekilde bir içerik oluşturabiliyorsunuz. İçeriğiniz ne hakkındaysa oraya yazıyorsunuz. Onunla alakalı hem metin, görsel bulabiliyorsunuz, hem hashtag bulabiliyorsunuz, hem de açıklama yazısı bulabiliyorsunuz ve bunu paylaşabiliyorsunuz. Tak diye isterseniz buradan uygulamaya gönderip uygulamada paylaşım yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar gelelim bir sonrakine. Bunları dediğim gibi daha önceden tanıtmıştık. Onların oynatma listesini de açıklama kısmına bırakacağım. Predis arkadaşlar. Predis de yine Instagram postları oluşturabileceğiniz bir platform. Buradan create new diyerek ne hakkında Instagram postu istiyorsanız yazıyorsunuz. Buradan giriş ve çıkış dilleri seçebilirsiniz. Ne demek giriş ve çıkış dil? Giriş dili buraya sizin yazacağınız dildir. Mesela ben Türkçe yazacağım. Buradan Türkçe dilini seçebilirim. Çıkış dili de bana çıkacak olan, yani benim için oluşturulacak olan ürün hangi dilde olsun, ister Türkçe, İngilizce, buradan bunu da seçip istediğiniz içeriği oluşturabilirsiniz. Oluşan içerikler de şu şekilde. Bunların yazısı şu an benim burada İngilizce ama bunları istersem hemen Türkçe'ye çevirip de kullanabilirim. Ve aynı zamanda benim için bir post oluşturmuş. İstersen bu posta tıklayıp postun üzerindeki yazıları da daha sonradan manuel olarak kontrol edebilirim. Şu an mesela astas yazdım. Bunun gibi kontrollerinizi de yapabilirsiniz. Bir sonraki platformumuz Copy AI. Buradan da yine Instagram, Twitter, işte web siteniz için blog yazısı, ürününüz için açıklama yazısı, bunların hepsini Copy AI platformuna yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da daha önceden incelediğim için hızlıca geçiyorum bir sonraki platforma. Geldik video platformlarına arkadaşlar. Öncelikle getmunch.com. Bu platformu daha önceden de çok sevdiğimi söylemiştim. Diyelim ki YouTube'da ya da sağda solda yayınladığınız ya da başkasının yayınladığı 10 dakikalık, 20 dakikalık, 15, 30, 40, 50 fark etmez. Uzun yatay bir boyutta YouTube videosu gibi düşünün bir video var. Bu videoyu buraya sürükleyip içerisinden short videoları oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra oluşturduğunuz short videolarını TikTok, Instagram, Instagram'dan kastım Reels olarak, işte YouTube Shorts gibi platformlarda ya da Kwai gibi platformlarda paylaşabiliyorsunuz. Her zaman diyorum arkadaşlar, en azından son 1 yıldır bunu sayıklayıp duruyorum. Bu devirde sosyal medyada içerik üretecekseniz, iş yapacaksanız TikTok'u sakın, Instagram Reels'ı, YouTube Shorts'u, bu platformları sakın görmezden gelmeyin arkadaşlar. Bu platformlara ciddi emek sarf edin. Hatta YouTube'dan fazla emek sarf etmenizde hiçbir sakınca yok arkadaşlar. Çünkü bu platformlar, hani YouTube Shorts'u ayrı tutuyorum. YouTube düşünün, bir de YouTube Shorts. Shorts da bu TikTok, işte Instagram gibi platformların arasında. Bu platformlara öncelik verirseniz gerçekten çok kazanırsınız. Çünkü bir tık böyle yatay ve uzun video devri bitiyor demeyeyim de, ama ya bu tarz içerikler o kadar çok izlenmiyor ama dikey boyutta kısa videolar çok fazla izleniyor bu devirde ve bu tür kanalların, bu tür içerik üreticilerinin gelişmesi gerçekten inanılmaz hızlı. Ki bizim yeni projemiz de daha bir ay oldu. Bu projeyi yaparken hani süreçleri tanıttığımız videolar da var. Hani Hanimiş Teknoloji'de daha bir ay oldu projeye başlayalı. Her video işte 50.000, 100.000, 150.000, 250.000, hatta bir videomuz tamı tamına 3 milyon izlendi Instagram'da. Aynı zamanda TikTok'ta da bu videolar işte 150.000, 200.000, 500.000 izleniyor. YouTube Shorts'ta da yine yüksek izlenmeler alıyor. O yüzden bunlar önemli arkadaşlar. Bu tarz içerikler için Getmunch sizin yardımınıza koşacak. Gelelim bir sonrakine. Synthesia arkadaşlar. Synthesia'ya bir metin veriyorsunuz. Sizin için bu metinden bir video oluşturuyor. Oluşturduğu videoda şu şekilde. In over 65 languages.
Bu şekilde bu arkadaş yapay zeka aslında gerçek bir insan değil. Yani bir insan var da konuşuyormuş gibi oluyor. İstediğiniz dilde yapabiliyorsunuz, Türkçe dahil, ve Türkçeyi gerçekten iyi konuşuyor arkadaşlar. Bu beni ilk gördüğümde şaşırtmıştı. Farklı insan tipleri var. İstediğiniz insan tipini seçebiliyorsunuz. Türkçe konuştuğu videoyu da hemen şuradan sizler için bulacağım. Video oluşturma platformumuz. Bir düğmeye tıklayarak birçok dilde iletişim kurmanızı... Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu uygulamayı Türkçe'de konuşturabiliyorsunuz. Sesini erkek kadın olarak seçebiliyorsunuz. Görüntüyü de aynı şekilde erkek kadın olarak seçebiliyorsunuz. Synthesia da güzel bir platform. Synthesia'nın dezavantajı, ücretsiz versiyonu sanırım maksimum 2 dakika mı ne video ürettiriyor, tam emin değilim. Onu bir bakarsınız arkadaşlar. Ama hani profesyonel amaçlarla satın alınıp da kullanılabilecek bir platform. Gelelim bir sonraki. Video AI aynı Getmatch gibi uzun videolarınızdan, YouTube videolarınızdan, yatay videolarınızdan hızlı bir şekilde shorts elde edebileceğiniz bir platform. Şurada da örnek gösterdiği gibi şöyle inelim. Şu şekilde videolarınızdan hızlı bir şekilde TikTok, Instagram için shorts oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten bu platformda çok kullanışlı shorts videoları oluşturuyor. Type Studio, videolarınızı bu platforma yüklüyorsunuz ve bu platform videonuzun metnini size çıkarıyor. Yani video boyunca konuştuğunuz tüm cümleleri, kelimeleri sizler için yazıyor arkadaşlar. Bu da farklı amaçlarla kullanılabilir. Atıyorum hep işte metinden videoya gitmeyi anlattık. Burada Synthesia vesaire metinden video oluşturuyordu. Videodan da metin oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da öyle kullanabileceğiniz bir platform. Descript.com, bu gerçekten bayıldığım bir program arkadaşlar. Şöyle özetlemek gerekirse bunun da tanıtımını yaptım. Bir video çektim, video boyunca dedim konuşma aralarında. Bunları otomatik olarak programa sildirebiliyorsunuz. Aynı zamanda diyelim ki 10 dakika boyunca konuştum. Konuştuğum videonun metnini yazıyor ve normalde video edit yaparken videoyu izlersin, kesersin, silersin. Çok uzun süren bir işlemdir. Metni düzenlemek daha kolaydır. Düşünün 10 dakika boyunca konuştunuz ve onun metni yanında. O metinden istemediğiniz cümleleri, kelimeleri siliyorsunuz. Sildiğiniz gibi aynı kelimelerin videodaki bölümü de silinmiş oluyor. Yani diyelim ki istemeden yanlışlıkla bir şey söylediniz, diliniz sürçtü. Onların metin içerisindeki kısımlarını sildiğiniz an videodan da silmiş oluyorsunuz. İnanılmaz bir video edit yöntemi yani. Ya böyle bir şeyi bana böyle yıllar önce söyleselerdi wow falan olurdum. Artık olmuyorum çünkü alıştım yapay zekaya. Ama gerçekten inanılmaz bir şey. Çünkü ben yani video edit yapmaya Moviemaker'la başlamış bir insanım. Aslında eski YouTuber'ların hepsini muhtemelen yani hayatında mutlaka kullanmıştır. Belki siz yani hiç kullanmayanlar da vardır. Genç arkadaşlarımız arasında ama yani şöyle söyleyeyim hani kaç yıldır? 2007'den beri falan yanlış hatırlamıyorsam evet. 2007'den beri video montaj yapıyorum. Gerçekten büyük bir devrim. O zamanlar nelerle uğraşıyorduk? Kasan programlar, kapanan programlar vesaire. Biraz da bilgisayarlarımızın kötülüğünden de o tabii ki sadece yazılımlardan dolayı değildi. Her neyse gerçekten bugün için muhteşem bir teknolojiye sahibiz. Evet, gelelim görsellere. Midjourney bu platformda çok seviyorum. Midjourney'e ne derseniz onu çiziyor arkadaşlar. Dans eden bir kaplumbağa çiz diyorsunuz ya da işte kendi fotoğrafınızı atıyorsunuz, diyorsunuz ki benim çocukluk halimi çiz. Tabii hayali olarak çiziyor. Yani sizin çocukluk fotoğrafınızı önünüze koymuyor çünkü tahmini olarak çizdiği için size benzer bir çocuk çiziyor. Bebeklik halimi çiz diyorsunuz. Bebek halinizi çiziyor ya da benim 50 yaşındaki halimi çiz diyorsunuz. Sizin yaşlandığınızda olabilir bileceğiniz şeyi tahmin ederek onu çiziyor. Ya da diyorsunuz ki beni kadın olarak çiz ya da niye illa kendinizi çizdirmek zorunda değilsiniz. Diyorsunuz ki ya da beni bir kır düğününde çiz, beni uçarken çiz falan. Ya da işte yemek yiyen bir uçak çiz, şu an uyduruyorum. Ya da ne bileyim namaz kılan bir kaplumbağa falan. Çok uyduruyorum. Hani ne derseniz onu hayal edip çiziyor arkadaşlar. Aynı şeyi Dali de yapabiliyor. Bir de Dali'nin şöyle bir özelliği var. Diyelim ki şöyle benim bir fotoğraf olarak düşünün. Diyelim ki şu kadar kısmımı koydum ve alt tarafını tamamlamasını istiyorum. Benim için alt tarafım otomatik olarak hayali olarak tamamlıyor. Belki giyinmiş böyle sahilde yürüyen birisi olarak o komut olarak ne girdiysem beni tamamlayıp çizebiliyor arkadaşlar. O komutu siz veriyorsunuz. İşte beni sahilde çiz, devamı şöyle getir gibi gibi. Dali'ye komutlar verebiliyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir platform. Magic Eraser şu şekilde gösterdiği gibi belirli bir fotoğrafın içerisinde istemediğiniz nesneleri sadece şu şekilde üzerini boyayarak tak diye silmenize yarayan bir program. Eskisi gibi işte Photoshop'u açıp saatlerce uğraşmanız gerekmiyor. Gerçekten muhteşem. Cryon'u da biraz Midjourney gibi düşünebilirsiniz.
Buraya ne yazarsanız onu çiziyor arkadaşlar. Bir tık daha etkisiz, bir tık daha kalitesiz ama bayağı kullanışlı. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmadıysanız hemen abone olup bildirimleri aç kısmından tüm işaretlemeyi unutmayın. Instagram Hanimiş Teknoloji adresinde takip edebilirsiniz. Orada da kısa videolar paylaşıyoruz. Her gün 2 video paylaşıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.